de bunun kapısı şey var. Tabii, 12 Ağustos, evet, kesinlikle. Bodrum'da 4-6 Ekim tarihinde düzenlenecek Uluslararası Bodrum Moto Fest öncesi basın toplantısı düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Gümbet Dolga alanında düzenlenecek festivalde birçok markanın yeni ürünleri meraklılarıyla ilk kez buluşacak. Halka açık olarak gerçekleştirilecek festivalde adrenalin dolu motosiklet gösterileri, sahne şovları ve DJ performansları yer alacak. Nefes kesen gösterilere imza atan Birkan Polat'ın gösterisi motosiklet tutkunlarına eşsiz görsel şölen oluşturacak. Festivalin açılışında Necati ve Saykolar sahne alırken, ikinci günde Retrobüs ve üçüncü günde Kasamam grubu müzikseverlere eğlenceli ve unutulmaz dakikalar yaşatacak. Festivalin en önemli özelliği de etkinlik süresince düzenlenecek olan çekilişlerden elde edilecek gelirin tamamının sokak hayvanlarına mama desteği olarak aktarılması. Ayrıca katılımcılara daha güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları hakkında bilgi verilecek. Festival öncesi Trafo Kafe'de bir basın toplantısı düzenlendi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Şevkatlioğlu'nun da katıldığı toplantıda açılış konuşmasını festivali düzenleyen Selim Turan yaptı. Festival fikrinin Bodrum'da motosiklet tutkunu gençlerin motosiklet pisti talebinden çıktığını hatırlatan Turan şöyle konuştu. 100-150 kadar bir motosikletli genci buluşturdum, bir araya geldik. İşte canlı yayın aracımızı çektik, canlı yayına bağlandık. Tam Ahmet Başkan'a bağlayacağımız sırada tesadüf oradan geçen bir trafik polisini görmeleri sonucunda otomatikmen dağıldılar. Hemen korktular, kaçtılar. Biz tabii orada bana da tepki de gösterdi gençler. İşte siz beni ispiyon ettiniz işte polise karşı falan diye. Böyle bir tepki oldu. Ben onlara söz vermiştim. Sizi kesinlikle böyle bir yol açacağım. Sizi birleştireceğim. Size böyle bir etkinlikte bir araya getireceğim demiştim. Bugün zamanıymış demek ki. İnşallah buradan da Ahmet Başkan da duyar sesimizi. Bu gençlere bir güvenli pist, kendilerinin enerjisini atacağı bir pist istiyorlar. Sokakta motor kullanmak istemiyorlar bu gençlerimiz. Bu festivalle birlikte bu şeyi birleştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise festivalin Bodrum için faydalı olacağına inandığını ifade ederek şöyle konuştu. Bodrum motosiklette ciddi bir seviyede. Herhalde 100 binler üzerinde motosiklete sahip olan insanımız var. Son zamanlarda da motosiklet kazalarında ciddi anlamda bir şeyimiz var, sıkıntımız var. Bütün ciddi yaralanmalı, ölümlü kazalar motosikletten kaynaklanıyor. Kask kullansak da kullanmayı da artırmamız lazım, kullanılıyor ama daha da artırmalı ya da motor nasıl sürülür, motosiklet nasıl sürülür onu biraz ileri seviyeye götürmemiz lazım. Araçlarımızın, otomobillerimize de iş makinelerimizin de arkada önde motosiklet gelecek gibi bir hesap yapması lazım. Sanki böyle orada bir ciddi bir sorunumuz var. Bu test onu da sağlayacak. Zaten elde edilecekleri de çok buradaki dostlarımızın mamalarına da sokak hayvanlarımızın mamalarına da bir katkı sağlayacak. Ben festivalimize ya da bu organizeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bodrum'daki kask takma oranının yüksek olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu da kask takma oranımız yüksek ama gençlerimiz trafikte motosikletle makas atarak ilerliyor. Ben tehlikeli motosiklet kullanımına dikkat çekmek istiyorum. Bu festival hem güvenli motosiklet kullanımı eğitimi hem eğlence hem de bir arada olma açısından Bodrum'umuza bir fayda sağlayacaktır dedi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faysal Şevkatlioğlu da federasyon olarak bu tür etkinliklere her zaman destek verdiklerini ifade ederek şu sözlere yer verdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu bu tür organizasyonlara her zaman destek vermiştir. Özellikle motosiklet kültürünün artması, yaygınlaşması, güvenli sürüşün etkin olması için. Bizler de elimizden geleni yapmaktayız. Türkiye bu konuda Türk yarışçılarının dünya çapında başarısından dolayı motosiklet kullanımı da tabii ki çok fazla artmış. Ama burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bodrum kaymakamımıza, emniyet müdürümüze ve jandarmamıza teşekkür ederim birincisi.
Çünkü Bodrum'da kask kullanımı inanılmaz yüksek diğer il ve ilçelere göre. Yani Türkiye geneline baktığımız zaman Bodrum çok güzel bu konuda. Buna rağmen yine kazalar olmakta. Bunun sebebi de Bodrumlu sürücüler, otomobil sürücüleri motosikletlere dikkat ediyor ama dışarıdan gelen yaz döneminde özellikle çok dikkat edemiyorlar. Şimdi festival konusunda da bu birincisi Bodrum Motofest. Daha önce de yapılmıştı ama inşallah daha fazla, ya her sene olur ve daha güzel bir şekilde yapılmaya çalışacak. Ben de Selim abimize çok güveniyorum bu konuda. Biz de elimizden gelen desteği yapacağız. Hem festival, hem eğlence amaçlı, hem de eğitim amaçlı güzel bir festival olacağını düşünüyorum. Bodrum için de çok güzel olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.